Gerçekleşen toplantıda festivale ilişkin bilgiler paylaşılırken festivalin önümüzdeki süreçte kalıcı olması için çalışmaların yapılacağı aktarıldı. Festivalin tanıtım toplantısında Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği Başkanı İsmet Balkan açıklama yaptı. Bu salonda bir kokteyl vereceğiz, bir açılış kokteylini gerçekleştireceğiz. Arkasından 9 Ekim sabah bir hasat, Geyikli Mecidiye'de bir hasat etkinliğimiz olacak. Orada katılım sağlayan arkadaşlarımız kendileri topladıkları zeytinyağlarını alacaklar. Direkt olarak Erdinç Bey'in tesisinde sıkılacak ve bu çok özel bir sıkım olacak. Yani erken hasat ama doğru bir sıkım. Çünkü zeytinyağında çok fazla yanlış bilinen var. İşte bu sıkıldıktan sonra tekrar buraya geleceğiz. Saat 13.30'da yine katılan protokol heyetimizle birlikte festivalin açılışını burada gerçekleştireceğiz. Standlarımızın kurulmuş olduğunu göreceksiniz burada. Birçok zeytinyağının yanında farklı çocuklarımıza da yönelik etkinliklerimiz olacak. Yani bir festival organize ettik. Ve çok da hedefimiz aslında başta Çanakkale'yi, daha sonra Türk insanını, daha sonra dünyayı doğru zeytinyağı ile buluşturmak ve doğru zeytinyağının artık bizim Çanakkale bölgesinde üretildiğini, kaldı ki Erdinç Bey Japonya'da Çanakkale zeytinyağı ile birincilik almış olan, yanlış düzeltelim, Japonya'da benim markam adı altında, bende üretilen zeytinyağı ile birincilik aldı. Çanakkale zeytinyağı tabii, birincilik tabii, aldı, farklı bir markayla. Evet. Yani çok değerli bir ürünümüz var ama biz bunu bugüne kadar pek tanıtamadık. Bir de yanlış yöntemlerle zeytinyağı piyasalara ya da tüketiciye ulaşmaya tırıldı. Biz bunları kırmak istiyoruz.